Bursa'nın karşı karşıya kaldığı susuzluk tehlikesini aşmaya dönük BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıklarını bizzat yerinde gördük. Dün sabah büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve BUSKİ Genel Müdür Güngör Gülenc'in davetiyle Bursa'nın gelecekteki onlarca yıl su havzası olması beklenen Orhaneli sınırlarındaki Çınarcık Barajı'nı gezdik. 2009'da hizmete giren barajdan Bursa'nın batısındaki 2 milyon nüfusa su verilmesi için planlanan yatırımları ve kentin su durumuna ilişkin Başkan Aktaş'tan önemli açıklamalar geldi. Aktaş, burada den devralınan isale hattı ve arıtma tesisleri ile su depolarının yapımlarına kısa sürede başlanacağını açıkladı. Aktaş, buna ilişkin habercilere ihale takvimini de duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fransız Kalkınma Ajansı'ndan temin edilen 150 milyon euroluk kaynakla başlayacak çalışmaların ilk ihalesi 29 Mart'ta yapılacak. 6 ayrı ihaleyle mal alımına çıkacak olan BUSKI, 14 Nisan'daki 2 ayrı ihaleyle de isale hatlarının yüklenicilerini seçecek. Artma tesislerinin ihalesi ise 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Başkan Aktaş, AK Çalar sırtlarında, halen Çınarcık Barajı suyundan elektrik üreten 4 merte çaplı isale hattının bulunduğu tesisten ve bölgedeki kırsal mahalleleri besleyen arıtma tesislerinde de incelemelerde bulundu. Enerji santralinden çıkacak suyun bursa. Ya verileceğini aktaran Aktaş, bu amaçla elde edilen kredinin 4 yıl ödemesiz, uygun koşullarda 15 yılda geri ödeneceğini de açıkladı. Aktaş yatırımı DSEİ Nin yapması durumunda isale hatları ve arıtma tesisleri ile depoların tamamlanmasının 2031 yılı gözüktüğünü de hatırlattı. Bursa'da bir alarm durumu olmadığının altını çizen Aktaş, kentin su ihtiyacının %85'inin Nilüfer ve Doğancı barajlarından, %15'inin de Uludağ'daki kaynaklardan sağlandığını aktardı. TEKNOSABA öncelik. Konutların hatırlatması. 703 milyon metreküp Su hacmine sahip Çınarcık Barajı'ndaki doluluk oranını yüzde 54 olduğunu, bunun yüzde 54'nün enerji, yüzde 23'nün sulama ve yüzde %23. 23'nün de içme suyuna tahsisli olduğunu da kaydeden Aktaş şöyle devam etti. Duygusal. IK'la karar vermiyoruz. Çınarcık'ta su kullanma yetkisi tamamen bizde. Konutlara ihtiyaç olduğunda gerekirse sanayi suyunu keseriz. Sanayi de bizim, konutlar da bizim. Bakın, Demirtaş OSB'de barajın yüzde 30'un kullanıyor. Bizim önceliğimiz konutlar. Demirtaş OSB geri kullanım için yatırım yapıyor. Sanayiyi de düşünmek durumundayız. Aktaş, buna ilişkin sorumuza yanıtlarken, TEKNOSAB. A su verilmesi tartışmalarına da noktayı koymuş oldu. Bursa'nın artık eskisi gibi su şehir olmadığını da yineleyen Aktaş, ama eskisi gibi rahat değiliz. Şehir insanlarının su kullanmasında herkese düşen sorumluluklar var, biz Çanakkale gibi ağır yaptırımlar, tedbirler düşünmüyoruz abdest alırken, diş fırçalarken, yıkanırken suyu tasarruflu kullanmak durumundayız. Bu bir vebaldir dedi. Aktaş, camilerde abdest alırken suyu tasarruflu kullanmaya dönük yaptığı çağrılarında birileri tarafından algı yapıldığını dile getirdi. 2025 yaz. Ina Çınarcık'ı Bursa'ya akıtma sözü. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sağlanan dış kaynakla yapımına başlanacak isale hatları, arıtma tesisleri ve depoların bir aksilik olmaması durumunda en geç iki yıl içinde tamamlanacağını ve muhtemelen 2025 yazında da Çınarcık Barajı suyunun kent şebekesine verilmeye başlamış olacağını söyledi. Bursa'da her şeyin kontrolleri altında olduğunu, BUSKI'nin Sikeda sistemi ile 24 saat su durumunu gözlediğini aktaran Aktaş şöyle devam etti. 2022'de 411 kilometre içme suyu isale et. 201 kilometre kanalizasyon şebekesi, 57 kilometre yağmur suyu şebekesi ile 85 kilometre dere ıslahı yaptık. Ayrıca, 21 depo ve 18 gölet inşaatını bitirdik. Kayıp kaçak oranımızı %20'lere kadar çektik. Avrupa'da bu oran %15 ila 25 arası. Sonradan Büyükşehir'e katılan Orhaneli ve Büyük Orhan ilçelerimizde de kayıp kaçak oranını bu seviyelere indirdik. Bizim bu şehri susuz bırakmama gibi bir görevimiz var, hamdolsun, bugüne kadar bırakmadık, İnşallah bundan sonra da bırakmayacağız. Aktaşı ve BUSKİ, yöneticilerini devam eden ve planlanan yatırımlar sayesinde Bursa'nın susuz bırakılmayacağına ilişkin son derece rahat gördük. Ç. Şey, Inarcık Barajı'ndaki incelemeleri Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurtayl AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan'ın da eşlik etti. Ardından ilçeye geçen Aktaş burada Büyükşehir Belediyesi'nce ihale edilen BC doğal yaşam alanı ve kapasitesi artırılan baskı atık su arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Aktaş'ın Akçalar, Çınarcık Barajı ve Orhaneli temaslarında AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ile Milletvekili Osman Mesten'de yer aldı.